Anadolu'nun ekranı BRTV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest etkinliğinde konuştu. Biliyorsunuz bu yıl Teknofest, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 3 şehrimizde yapılıyor. Bunlardan Teknofest İstanbul, 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün birlikte olduğumuz Teknofest Ankara 30 Ağustos'ta başladı, 3 Eylül'de bitiyor. Eylül sonunda yapılacak İzmir Teknofest'te bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı Teknofest'e gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü Teknofest benim adeta evladım gibidir. Sizler günümüzün Cezerisi, Harezmisi, İbn Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçusu, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'si olacaksınız ki istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat vermeyelim. Bizler de Nuri Demirağların, Vecihi Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Killigillerin akıbetine uğramayasınız diye kuvveden fiile her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız. Ülkemiz, hatırlayın, bir zamanlar rahmetli Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısında dile getirdiği gibi insanımıza işçisin sen, işçi kal denildiği, her alanda önünün kesildiği dönemler yaşadı. Ama şimdi işçisin sen, işçi kal, sıkıysa de diyemezsin. Artık uzaya, evet, füzeleri gönderen bir gençlik var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak Bakırköy Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı dolayısıyla esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, esnafın sofrası zenginse milletin sofrasının zengin olduğunu, esnafın karnı doyuyorsa milletin karnının doyduğunu ifade etti. Ali İbrahim sofrasına beni davet ettiğiniz çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Esnaf hizmet ediyorsa aslında millette memnun demektir. O nedenle sizin sofranızın bereketi her zaman vardır. Bereketli bir sofraya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim. Esnaf dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Çünkü esnaf kazandıkça aslında herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda da size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek o da benim hayatımın en güzel günlerinden anladığımdan biridir. Genel başkanız ama yani sizden farklı bir yaşamımız bizim yok. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla, esnaf nasıl yaşıyorsa, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz. Çünkü ben şuna her zaman her yerde inandım ve bunu da her yerde her zaman savundum. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Eğer insanların karnı doymazsa, insanlar geçimini yapamazsa, sağlıklı bir ortamda hizmet sunamazsa, ekmek kazanamazsa, geliri olmazsa o zaman bu güzel ülkeyi nasıl büyüteceğiz? Buraya bu hizmeti yapmamızın temel nedeni bir, siz rahat edin. İki, Bakırköy'ler rahat etsin. Üç, Türkiye rahat etsin. Burası yapılırken aynı zamanda deprem toplanma aralarında. Aynı zamanda burada trafiğin ne kadar yoğun olduğunu da İstanbul'da 12 yıl yaşayan birisi olarak da ifade edeyim.
aynı zamanda bir otoparkınız da var. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla bir söz verdik, sözü yerine getirdik. Yerine getirdiğim için de son derece memnunum. Esnafla belediye arasında işbirliği olduğu takdirde esnaf kazanıyor, belediye kazanıyor, Bakırköy'ler kazanıyor. Bu işin zarar edeni yok. O nedenle hiçbir zaman zarar etmeyeceğimiz bir ortamı yakaladığımızda herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz inşallah. Buradan Fatih'e geçen Kılıçdaroğlu, bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Hatice Şimşek'i evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu sohbet esnasında eşini 2 yıl önce Covid-19'dan kaybettiğini söyleyen Şimşek'e başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz'de kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı da Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi de aldı. Karabük Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu verileriyle ilgili konuştu. Akay, gençlerimizi uyuşturucudan dolayı kaybediyoruz dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı Türkiye Uyuşturucu raporuna göre Türkiye uyuşturucu kullanımı resmi raporlarında her gün artış yaşayan sıkıntılı duruma gelen bir ülke konumunda. Bakın resmi rakamlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporla ilgili bilgileri sunuyorum, rakamları size sunuyorum. Türkiye'de uyuşturucu bağlantılı suçlardan ceza infaz kurumlarında yatanların %35.4'ü inanın uyuşturucuyla alakalı. Bu çok ciddi bir oran. Yine rakam olarak 2020 yılında bu ceza infaz kurumlarında 85 bin, 2021 yılında 100 bin, 2022 yılında da 114 bin kişi bulunmaktadır. Ve daha vahimi de uyuşturucu bağlantılı ölüm vakalarının yaş ortalaması 34. Yani gençlerimizi uyuşturucudan dolayı kaybediyoruz. Yine 30 yaş altı ölümlerde oran ise %35. Öte yandan yine ülkemiz metamfetamin ticaretinde de adeta transit bir ülke durumuna geldi. 2020 yılında ülkemizde 4167 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu rakam 2022 yılında da 16210 kilograma intikal etti. 2020 yılında 2.875.000 adet Kaptagon isimli sentetik uyuşturucu yakalanmışken bu rakam 2023 yılında 23.945.000 adete yükseldi. Aradaki fark %73.6. 8 senelik sürece baktığımızda ise 2015-2023 yılları arasında 61 ton esrar, 3.1 ton eroin, 7.3 ton kokain, 504 bin adet ekstasi tablet ve 9.6 milyon kaptagon tablet ele geçirilmiş ülkemizde. Bunlar sadece yakalananlar, basına yansıyanlar, bizim bildiğimiz. Bir de yakalanamayanları düşünürsek durumun vehameti net bir şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin hazırladığı 2023 yılı raporuna göre de Türkiye'de 22.2 ton rekor miktarda esrar yakalanmış. Bu konuda dünya rekoru kırmışız. Neredeyse şunu da altını çizmek istiyorum. Avrupa'da tüketilen eroinin neredeyse tamamı Afganistan'dan, ülkemiz üstünden Avrupa ülkelerine geçiyor. Yine geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 17 yaşındaki bir evladımız uyuşturucu kullanan kişiler tarafından öldürüldü. Hem de Aile ve Sosyal Bakanlığı, Politikalar Bakanlığı'nın korumasında olan bir genç. Yine buna benzer bir durum da benim de seçim bölgem olan Karabük'te gerçekleşmişti yakın bir zamanda. Gabonlu Dina adındaki 17 yaşındaki bir genç kızımız öldürüldü. Yine bunlar da uyuşturucu bağlantılı ölümler.
Hakikaten üniversite öğrencileri de dahil bütün gençlerimiz bu bataklığın içine saplanmış durumda. Bu durumdan bu öğrencilerimizi, gençlerimizi bir an önce kurtarmamız lazım. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olmayı düşünen ünlü sanatçı Hakan Peker destek için görüşmelere başladı. Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı. Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile görüşme yaparak destek istedi. Peker görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da ben bir ev almıştım. Onun çalışmalarına başlıyordum. O yüzden geldim. Ben gelmişken de sevgili iş adamımız Şefik Dizdar Bey'le istişarede bulunduk. Konuştuk, dertleştik. Safranbolu'nun eksikleri, neler yapılabilir, neler edilebilir, onlarla ilgili bir alışverişinde bulunduk. Sağ olsun onun tecrübeleri ve o anlamda hani burada yaşayışı, hem iş adamı kimliğiyle hem bir Safranbolu olarak bir tecrübesiyle bize çok şey kattı. Çok güzel şeyler dinledik. Bunları da kendi hayatımızda daha sonra eğer belediye başkanı seçilirsek nasıl uygularız, nasıl bir hayata geçiririz? Onunla ilgili içimize sindirdik daha doğrusu. Şimdilik böyle gidiyor. Dinamik ve bol promosyonlu, bol tanıtımlı bütün turistlerin buraya gelebileceği, çok büyük aktivitelerin olabileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz. Daha eğlenceli, çok durağan değil, daha dinamik. Yani insanların çok merak ettiği Safranbolu. Gidip görmek, gezmek, yemek, içmek için. İnsanları daha çok insanları buraya cazip hale getirecek. Sanatsal, kültürel olarak da daha çok öne çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde, onun hakkını veren bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal edilmeye çalışacağız. O festivalleri çok öne çıkarmamız lazım. O da birazcık sinemadan destek almamız olacak. Sinema sanatçılarından destek almamız da olacak. Burada yapılacak olan aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber ben bu gecelerin, yani bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum. Bence ben kaybetsem de kazansam da Safranbolu kazanacak. Böyle düşünüyorum. Ünlü sanatçı Hakan Peker, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın hangi partiden aday olmayı düşünüyorsunuz sorusu üzerine yaptığı açıklamada ben kendimi bir sanatçı olarak partiler üstü görüyorum. Herhangi bir parti düşünmüyorum. Çeşitli partilerden teklif olabilir ama ben bağımsız belediye başkanı adaylığını düşünüyorum dedi. Safranbolu Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde yeni bir park alanının daha yapımına başladı. Vişne sitesinin yan tarafına konsept park alanlarından biri daha inşa edilecek. Şu girişi direkt gelip hop aşağıya bağladım. Tamam. Ama şurası mecburen kalkmış oldu. Belediye imkanlarımızla İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün çizmiş olduğu projeyi Fen İşleri Müdürlüğü olarak hayata geçirmek için buradayız. Daha önce yaptığımız Baba Sultan Parkı gibi belediyemiz kendi imkanlarıyla yapacağız burayı da. Ekiplerimiz onunla ilgili şu anda zemin etüdü ve taş duvar sınırları ile ilgili çalışma yapıyor. İmar Müdürlüğümüzün Necla Hanım'ın çizmiş olduğu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Çankaya, daha önce yapmış olduğumuz Çankaya Parkı'na çok fazla rağbet var. Hatta Karabük ilinden bile gelenler var. Yoğunluk fazla olduğu için başkanımızın da özellikle talimatı bunun gibi rekreasyonel bir dinlence alanı oluşturmak istiyoruz dedi. Bu talimat doğrultusunda biz de projelendirmeyi gerçekleştirdik. İnşallah hep beraber yapımını da yavaş yavaş yapacağız, sağlayacağız. Şu anda Safranbolu'da 59 adet parkımız bulunmakta ve yine parklarımıza bir parkımızı daha ekleyeceğiz. Vişne evlerinin yanında bulunan bu alana. Pandemiden sonra insanlar evlere kapandılar ve daha çok yeşil alan ihtiyacı oluşmaya başladı. Bu parkımızda da bol yeşil alan içinde kamalyalı insanlara oturma alanları, özel tasarım salıncaklarının bulunduğu, işte insanların keyifle vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlandı. Ve en kısa zamanda bu alanımız Safranbolu halkın hizmetine sunulacaktır. Mustafa Tabak ben, Esentepe'de oturuyorum, site sakiniyim. Yani bu güzel bir gelişme. Olumlu bakıyoruz. Esentepe'de böyle büyük alan yok. Burası var. Burada yani halkın hizmetine kazandırılırsa güzel yeşillendirme, oyun alanları veya kamelya gibi bu bölgeye güzel olacağını, şık olacağını düşünüyorum. Mehmet'eyim ben. Vişne Evleri site yöneticisiyim. Başkanımız da gelmişti buraya.
kendisinden buraya bir park istemiştik. Esentepe'de bu büyüklükte hiçbir park yok. Ve burası 0-12 yaş arasında çocuklar yoğunlukta. Biz de başkanımızdan buraya bir park istedik. Nasip olursa da bir başlangıç oldu bakalım. İnşallah devamında da daha güzel şeyler olacak. Burası daha önceden viranelik bir şekildeydi. Burası komple yığılı, pislikle doluydu. Sağ olsun başkanımıza ilettik. Başkanımız da burayla bir ilgilendi. Burayı düzleyip mıcır sererek daha güzel bir ortam yaptı burayı. Şimdi de park yapmaya geldi. Sağ olsun başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Bolu Belediye Encümeni'ne şehir dışından araçlarla kente sokak hayvanı getiren kişi ya da kurumların tespit edilmesi halinde 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında para cezası kesmeye yetkisi verildi. İkinci birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Bolu Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Eylül ayı 1. birleşiminde meclis üyeliğinden istifa eden AK Partili Hacer Çınar'ın yerine açık oylamayla teftiş ve murakabe komisyonu üye seçimi yapıldı. İmar plan ve tadilat başvurularının imar komisyonuna havale edilmesinin ardından birim müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü. Daha sonra CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İyi Partili Ahmet Yılmaz'ın sokak hayvanları ilişkin önergesi ele alındı. Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyla ilgili görüşlerini açıkladı. Arkadaşlar orada arkadaşlarımızın önerdiği şu. Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar. Sağdan soldan belediyelerin araçlarıyla. Ve bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar köpekleri. Bizim mücavir sahamız içine bırakıyorlar, kaçıyorlar. Şimdi kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm var. Cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın bir cezası yok. Bizde bir caydırıcı olsun diye 1 milyon liradan tespit edilmesi halinde 5 milyon liraya kadar bunu yapanlara, belediye ise belediye, başka bir kurum ise başka bir kurum, ceza verebilmek için bu yetkiyi istiyoruz. Yapılan oylamada belediye encümenine sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisini kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. yıl marşı yarışmasında eseriyle birinci seçilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doçent Doktor İlker Kömürcü duygularını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseri ve 100. Yıl Marşı tanıtım programında 100. Yıl Marşı yarışmasında eseriyle birinciliğe layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Kömürcü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle pek çok marş ortaya çıktı. Bunları dinlediğimde hep içimden bir his geliyordu. Yani ben bunlardan hani daha iyisini yapabilirim. İçinde böyle bir, onu hissedersiniz, kalbinizden gelen bir şeydir. İyi bir şey yapabileceğimi hissediyordum ve bu hissiyatla birlikte piyanonun başına geçtiğimde ilk dizeler hep aklımda vardı. Türk bayrağına bakarak hep aklımda olan, yani evin içinde dolaşırken bile ona bakarak mırıldandığım dizelerdi Parlayan Yıldız Anadolu'nun. Piyanonun başına oturduğum zaman bunu marşa dönüştürme isteği oluştu. Ve bunun melodisi akabinde geldi. İlk başlangıç noktası buydu. Marşım tamamlandığı zaman gerçekten çok coşkulu bir marş olduğunu düşündüm. Güçlü bir marş olduğunu düşündüm. Yani Türk milletinin coşkusunu, karakterini, yüksek karakterini, yüce duygularını ifade edebilecek güçlü bir marş ortaya çıktı. Ve gerçekten bu güçlü marşı da bir yarışmaya gönderme arzusu doğdu. Ve hikaye aslında böyle başladı. O gece şöyle, tabii ki bir noktadan sonra artık benim için o gece geldiğinde tabii heyecanın zirve noktasıydı. Bunu her zaman söylüyorum ama 100 yılda bir olacak olan bir şey, yani her müzik insanının hayalinde olan bir amaç, hedef.
Bunun bana nasip olması tabii çok büyük bir gurur. Ben bu marşı çok yoğun hissiyatla, çok yoğun duygularla yazdım. Umuyorum milletin gönlünde hak ettiği yeri bulur. Bartın'ın Amarsa ilçesinde temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanılan alanda geçen yıl başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı. Amasra Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında Bartın Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkartılan eserlerin belgelendirme çalışmaları Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından sürdürülüyor. Kum Mahallesi'nde geçen yılın Kasım ayında ara verilen ve bu sene Mayıs'ta tekrar başlanan kazı çalışmalarında yapının M.Ö. 1. yüzyılda yapıldığını işaret eden sikke kalıntıları bulundu. Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, gazetecilere yapının Batı Karadeniz bölgesinde görülen tek anıtsal yapı olduğunu söyledi. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteğiyle, aynı zamanda Amasra Kaymakamlığı'nın da desteğiyle devam eden bu çalışmalar Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığı devam etmektedir. Ortaya çıkarılan yapıya yönelik çalışmalarda kazı sezonu sonunda ortaya çıkarılmış olan 2 adet sütunun alanında uzman hocalarımızın uygun görüşleri doğrultusunda ayağa kaldırılması çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda bölgede küçük buluntular da bulunmaktadır. 350 adet bu sezon için buluntu tespit edilmiş olup bunun 250 tanesi sikkedir. Kazı sezonunun tümüyle değerlendirildiği takdirde en erken dönem olarak milattan sonra 1. yüzyıla tarihidir. Bakanlığımızın takibi doğrultusunda devam eden kamulaştırma çalışmaları sonrasında da kazı çalışmaları diğer parsellerde yayılarak yapının yayılım alanı tespiti daha net yapılabilecektir. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorkünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Esma Hanım köyünde fındık toplamaya gelen işçileri taşıyan AK idaresindeki traktörün römorku sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör römorkunda bulunan 15 işçi ile sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Karabük-Bartın karayolunda AD idaresindeki hafif ticari araç Beştepeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü AD ile yanındaki MD, AD, YD ve MD yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük'te bir kişinin seyir halindeki halk otobüsünün önüne atladığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ya sen yarım saat sonra gel deyince, neyi ekiyorum ben yarım saat sonra gel deyince. Olay Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Serkan M. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametinde seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 3 kişinin sakinleştirmeye çalıştırdığı şahıs bir süre sonra gözden kayboldu. Neyi ekliyorum ya? Ya getirme getirme. Ulan! Bolu'da pazarcı esnafı pazar kurulan mahallelerde marketlerin fiyatlarını düşürdüğünü ileri sürerek eylem yaptı. Hadi arkadaşlar toplanın.
Bahçedevler Mahallesi'nde kurulan, cumartesi pazarında tezgah açan pazarcı esnafı, daha sonra bölgede bulunan bir marketin önüne kadar yürüyüş yaptı. Marketin önünde bulunan yolu tezgahlarla kapatan esnaf, burada basın açıklaması yaptı. Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, kendilerinin zor şartlar altında çalıştığını belirtti. Sezonda bir aya, bir ay söbe domates satıyor bu pazarcı. Sezonda bir aya. 24 tane şubesi var. Ya 50 bin, 100 bin çeşit ürün satıyorsun ya. La bir domates la. 24 tane şubede domatesin 16 milyon, 16 lira. Bugün burada kaç lira? 8.95. 8.95. Bu ne ya? Günde 15 liraydı ha burada. Bu ne arkadaşlar? Ayıp. Türkiye'deki bütün illerde marketler, manav rayonları, sebze rayonları içeride olur. Ama nedense bizim Bolu'da yolun ortasında ya. Eğer marketler, manav rayonları içeri alınmasa biz her hafta gerekirse pazar açmayız arkadaşlar. Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz müşterilerimizden özür diliyoruz. Yani bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ya. Sattı kârı kaldı buraya. 8 saatte ne oldu? 8 saatte ne oldu yani? 8 saatte domates mi? Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Saraycık köyünde 29 Ağustos'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı üzerine jandarma suç araştırma timi ve Ilgaz ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Saraycık köyünden çalınan 11 ayrı vatandaşa ait 25 büyükbaş hayvanın 3 farklı araçla Ankara'nın Çubuk ilçesine götürüldüğü belirtilen açıklamada suça karışan şahısların tespit edilip hayvanlarının tamamının olaydan 8 saat sonra kapalı ahır içerisinde ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada ele geçirilen hayvanların sahiplerine teslim edilerek olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. Karabük'te 30 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bakanlık tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesinin yürütüldüğü anımsatıldı. Projeyle Türkiye'nin su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 30 bin sazan yavrusunun ildeki göl ve göletlere bırakıldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğunu kaydetti. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin Sina Coşkun, Karadeniz'de yaz aylarında tarımsal yaralanmalarda artış olduğunu bildirdi. Ülkemiz bir tarım ülkesi, verimli toprakların olduğu bir toprak coğrafyadayız. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşadığımız bölge itibariyle yoğun bir şekilde tarım yapılmakta. Ve gittikçe artan teknolojiyle beraber de endüstriyel tarım artık büyük önem kazanmakta. Bu her ne kadar tarımla uğraşan kişilerin işini kolaylaştırmış olsa da maalesef bazı kazaların da önünü açmakta. Biz ortopedi hekimleri olarak özellikle bu yaz dönemlerinde çok sık açık kırık vakaları ile karşılaşmaktayız. Tarım yaralanmaları sonucunda gelişen ve bu yaralanmaları tedavi ederken bazen maalesef ekstremite kayıplarıyla, uzuv kayıplarıyla da karşılaşmış oluyoruz. Özellikle yaralanmanın boyutu, yaralanmanın şiddeti ve yaranın mikroba açık hale gelmesi, yani kontaminasyonu burada uzuv kaybına neden olan başlıca faktörler arasında sayılabilir. Mutlaka insanlarımızın bu yaralanmalara önlem almaları gerekir, tarımla uğraşan kesimin özellikle. Son zamanlarda ulaşımı kolaylaştıran birçok araç tarımda kullanılıyor. Bunlardan özellikle halk arasında patpat olarak bilinen bir aracımız var. Bu araç taşıma için çok ideal olsa da tarımsal ürünleri insan taşımasına çok uygun değildir. Dolayısıyla insan taşıması olduğu esnada bunun devrilmesine bağlı olarak birçok vaka görmekteyiz. Ve bu vakalar genellikle de dediğim gibi beyin cerrahisini, ortopediyi ve genel cerrahiyi ilgilendiren vakalar olmakta. Çevresel faktörler bunda bir etken. Zaten tarım yaralanmalarının
baktığımız zaman özellikle endüstriyel tarıma bağlı cihazların kullanımıyla bu cihazlarla maruz kalan, bu cihazlarla yanlış temas kuran insanlarımızın birçok yaralanması oluyor maalesef. Kişisel ihmaller de tabii söz konusu. Özellikle ucuz iş gücü nedeniyle tarımla profesyonel olarak ilgilenmeyen kişilerin tarımla uğraşması bu kazalara davetiye çıkarıyor. Tarımla ilgili yapılacaklar noktasında mutlaka işi bilen ehil insanların tarıma ilgilenmesi ve yönlendirmeleri de kişi yönlendirmelerinde bu kişilerin yapması çok büyük önem arz ediyor. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından fındık, Samsun'un Terme ilçesinde iki eltinin kurduğu işletmede kadınların elinde ince işçilikten geçerek değer kazanıyor. Terme ilçesinde fındık temizleme, kavurma ve paketleme tesisi kuran eltiler, Bahar Güney ve Nevin Güney, üreticilerin hasat ederek kendilerine getirdiği fındıkları tek tek işleme alıyor. Günde 350 ila 500 kilogram fındık ayıklama işlemi yapan iki elti, fındığın kalitesinin düşmemesi için büyük uğraş veriyor. Eltilerin temizleyip ayıkladıkları fındık, kavrulduktan sonra paketlenerek yeniden üreticilere teslim ediliyor. Biz evde oturuyorduk, boş durmak çok bilirsiniz Karadeniz kadınlarına göre değildi. Bir şeyler yapmak, üretmek lazım. Biz de üretmeyi sevdiğimiz için böyle bir şey düşündük. Ne yapabiliriz acaba diye düşündük, araştırdık. Gerçekten de böyle bir şeyin tamir ihtiyaç olduğunu düşündük ve biz bunu yapabiliriz dedik. Çünkü bölgemizde bu işte biliyoruz az çok. Karar verdik ve açtık. Gerçekten de iyi ki yapmışız diyoruz. Ortalama günlük 300-500 arası fındık ürün alıyoruz ve onu çıkartıyoruz. Çok güzel şu an kıyımlar, her şey gayet güzel. Bu bir kazan olduğu için oldukça da yoğun geçiyor, güzel. Bir tane de çalışan bayan arkadaşımız var, onunla birlikte 3 kişi çalışıyoruz. Akşam eşlerimiz işten çıktıktan sonra hep beraber çocuklarla beraber burada çalışıyoruz. Bir mesai yapıyoruz. Eşim olmasaydı gerçekten bu kadar cesaret adım atamazdım. O benim aldığım kararların arkasında bana güveniyor ve beni gerçekten destekliyor. Onun sayesinde bu noktadayız. Çok şükür. Eğitim Bahar Güney'e destek oluyorum. Beraber çalışıyoruz. İşimizi yürütüyoruz. Çok güzel. Terneydi böyle bir şey lazımdı. Beraber iki yıl olarak çalışıyoruz. Biz de işten yarım kropa getirdim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Kayseri'den Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile eğlenceli vakit geçirdi. Proje çerçevesinde 40 öğrenci tarihi ve turistik yerlerini gezmek, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Ordu'ya geldi. Öğrenciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işbirliğinde Pikolo Derneği'nin uygulama ortağı olduğu Türkiye'deki mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı model projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla buluştu. Gençler, Altınoğlu ilçesinin Saraycık mahallesindeki mevsimlik işçilerin konaklama alanını ziyaret etti. Çocuklar, palyoça eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti. Yüzlerine renkli kalemlerle çeşitli figürler çizilen çocuklar keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Şu anda 17-23 yaş arasındaki gençlerimiz Kayseri'den Ordu ilimize geldiler. Anadolu Yüz Biz projesi kapsamında geldiler. Onları mevsimlik işçilerimizin çocuklarının eğitim alanında şu anda bir etkinlik haline etkinliğe getirdik. Bu etkinlikte bu çocuklar mevsimlik işçi çocukları olduğu için eğitim kayıpları var. O eğitim kayıplarının önlenmeye çalışıldığı bir eğitim alanındayız. Onlarla yüz boyama etkinliği, palyaçolarla eğlenceli bir etkinlik yapmaya çalıştık. Gençlik merkezi olarak bu projeler kapsamında çeşitli illerde Anadolu Yüz Biz programlarına gidiyoruz zaten. Buraya gelmek çok güzel bir duygu. Çünkü yeni insanlar tanıyıp aynı zamanda kültür yolu oluşturuyoruz. Bu kapsamda da etkinlikler yaparak çoğu insanın çocuğun kalbine dokunmak bizim için çok güzel bir duygu oluyor. Ordu'ya ilk defa geldik. Sabah bir Boztepe'ye çıktık. Önümüzdeki günlerde yine çocuklarla ve esnaflarla bazı gönüllülük faaliyetlerimiz olacak. Bugün de geldik, çocuklarla oynadık. Çok güzeldi.
İlk defa Ordu'ya geliyorum. Bu proje kapsamında buradaki ailelerle, buradaki çocuklara bir araya geldik. Bizim için gerçekten çok eğlenceliydi. Buradaki çocukları eğlendirmek, onların yüzündeki gülümsemeye vesile olabilmek bizler için çok güzeldi. İçimizdeki çocuğu çıkarttık, onlarla çocuk olduk. Bu daha da bizi mutlu etti. Onlarla burada vakit geçirmek, onları eğlendirmek, onların gülümsemesine sebep olmak gerçekten çok güzel bizler için. Ali sen, gel de. Bunu anlatmak yani dağlara taşan anlatamam yani. Çok güzel bir duygu. Bilmiyorum bunu nasıl anlatılır bilmiyorum cidden. Çok güzel bir duygu. Herkesin tatmasını isterim. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu işbirliğince düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı. Turun son etabı için sporcular, belediye meydanında kurulan başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve Samkon Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı'nın damalı bayrağı sallaması üzerine sporcular kahraman kazana ulaşmak için hareket etti. Samkon Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada çarşamba günü Samsun'dan alınan startla Bafra üzerinden Havza'ya ulaştıklarını söyledi. Çarşamba günü sabah Samsun'dan almış olduğumuz startla Bafra üzerinden Havza'ya geldik. Havza'da bir gece konakladık. Perşembe günü sabah Amasya'ya gittik. Amasya'da konakladık. Dün sabah da Amasya'dan Çorum'a geldik. Çorum'da saat yarım civarında bir güzel bir uğurlama töreni yapıldı ve oradan da buraya geldik, Çankırı'ya. Bugün sabah da Çankırı'dan Kahraman Kazan'a gideceğiz. Kahraman Kazan'da 4 günlük ve 600 kilometrelik finişimizi tamamlamış olacağız. Sevgili izleyenler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular Eda Erdem ve Gizem Örge şampiyonayı değerlendirdi. Yani ne maçtı, ne zor bir maçtı. Ya maçın zor olacağını biliyorduk çünkü hem bench'teki oyuncuları hem ilk 6 oyuncuları çok çok iyi bir takım. Ve son Avrupa şampiyonu zaten çok zorlayacaklarını biliyorduk. Maçta sete iyi başladık ilk sete ama sonrasında oyundan düştük. İkinci setle beraber geri tutulduk. Üçüncü set yine düştük ama dördüncü set tam düşerken maça tutunmayı başardık. Çok zor bir maçtı. Bence herkesin enerjisi inanılmazdı. Birbirimize geçti, birbirimize yardım etmeye çalıştık. Daha iyi bir oyunla biz neler yaparız düşünemiyorum yani. İnanılmaz. Hele tiebreak'te zaten tamamıyla Türkiye sesleri vardı. Sanki kendi ülkemizde oynuyormuş gibiydik. İnanılmazdı. Çok teşekkürler. Final yani Sırbistan'da oynuyoruz. İki ekip de birbirini çok iyi tanıyor. Çok zor bir final olacak. Ona eminiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Bir gün aramız var. Dinleneceğiz. Rakip takımı çalışacağız ve kazanmak için sahada her şeyimizi koyacağız. Çok stresli bir maçtı. Çok inişli çıkışlı. Gerçekten İtalya ekibini çok tebrik ediyorum. İnanılmaz defans yaptılar. O yüzden bizi aslında zorlayan belki de en büyük faktörlerden biri buydu. Ama biz çok büyük bir karakter koyduk sahaya. Gerçekten çok zor da olduğumuz anlarda bile savaşmaktan vazgeçmedik. Ve Türk milletine ne kadar bu kupayı götürmeyi istediğimizi gösterdik bence. Finalde görüşürüz. Seyirci zaten biz dünyanın, yani şuna o kadar eminim ki dünyanın neresine gidersek gidelim Türkiye'de gibi oynuyoruz. Gerçekten bizi burada
hala bağırıyorlar. Gelen, destekleyen, bir kalbi ekranlar başında bizimle atan herkese çok teşekkürler. Final kupayı almadan dönmek istemiyoruz. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve kupayı almak için her şeyi yapacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, ana haber bültenin sonuna geldik. Pazartesi tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Yılı aşkın tecrübesiyle elektrik, elektronik mühendisi Tuncay Böyük Özkök'ün kurduğu Loko Mühendislik Asansör, uzman ve profesyonel kadrosu ile hidrolik asansör, elektromekanik, makine daireli ve makine dairesiz asansör, servis asansörü, yürüyen merdiven ve engelli platformu konusunda periyodik bakım, arıza, yeşil etiket alınması, modernizasyon, projelendirme ve montaj faaliyetlerimizle teknolojiye ayak uydurarak kalite, sorumluluk, devamlılık, 7/24 hizmet ve müdahale ilkeleriyle devam ediyoruz. Loko Mühendislik Asansör ekonomi haberlerini sunar. Yılı aşkın tecrübesiyle elektrik, elektronik mühendisi Tuncay Böyük Özkök'ün kurduğu Loko Mühendislik Asansör, uzman ve profesyonel kadrosu ile hidrolik asansör, elektromekanik, makine daireli ve makine dairesiz asansör, servis asansörü, yürüyen merdiven ve engelli platformu konusunda periyodik bakım, arıza, yeşil etiket alınması, modernizasyon, projelendirme ve montaj faaliyetlerimizle teknolojiye ayak uydurarak kalite, sorumluluk, devamlılık, 7/24 hizmet ve müdahale ilkeleriyle devam ediyoruz. Loko Mühendislik Asansör ekonomi haberlerini sundu.